Ali yapmışız. Biliyorsunuz ki zeytin bizim kentimiz için çok önemli bir değer, çok önemli bir değer, çok büyük bir değer. Tarihi çok eskilere dayanan bir kültür aslında Sinop'ta zeytin. Şu anda bulunmuş olduğumuz bölgede Zeytinlik Mahallesi. Biliyorsunuz Ada Mahallesi'nin iki ayrılmasıyla birlikte oluşan yeni bir mahallemiz. İsmi de Zeytinlik Mahallesi. Bu mahalleye ismini veren zeytin ağaçlarını maalesef artık bu mahallede çok sık bir şekilde görmek pek mümkün değil. Kısa bir süre önce başlatılan yeni bir zeytin ağaçlama çalışmalarının sonrasında biz de burada çok değerli hocamızın, Sayın Valerimizin de katkılarıyla birlikte Sinop Belediyesi'nde işbirliğiyle biz buradaki zeytine şimdi Sinop Zeytini aşılama projesi yapıyoruz. Ve bizim çocukluğumuzda, sizlerin gençliğiniz dönemlerinde zeytin ağaçlarının içerisinde geçirdiğimiz o zamanları özlemle anıyoruz. Biz de şimdi çocuklarımızın, bizden sonra kuşakların bizim yaşadığımız dönemdeki bir çocukluğu yaşayabilsinler. Onlar da bu zeytin ağaçlarıyla ilgili bizim geçmişlerini getirdiğimiz o kültürü, o geleneği gelecek kuşaklara aktarabilsinler adına yeni bir projeye başlattık. Çok değerli hocamızın bu konuda çok büyük katkıları var. Onun önderliğinde, onun katkılarıyla, onun akademik çalışmalarına ışık tutacak şekilde biz de ona destek vererek böyle bir çalışmaya başlıyoruz. Bugün ilk defa bu bölgeyi pilot olarak çektik, pilot olarak seçtik. Daha önce dikilmiş zeytin ağaçlarına Sinop zeytini aşılayacağız. Tabii bu daha bu işin tam ilk adımı, önemli olan ilk adımı atmak. Biliyorsunuz en uzun yolculuklar dahi bir adımla başlıyor. Burada ilk adımı atıyoruz. Umuyorum ki çok uzun bir yolculuk olur. Aşılamanın ötesinde zeytin ağaçlarıyla bütün bu kenti tekrar yeniden bir araya getiririz ümidiyle. İlk adımı burada hep beraber atıyoruz. Umuyorum ki proje çok başarılı olacaktır. Ve o özlemini duyduğunuz geçmiş yıllardaki burayı benden çok daha iyi bilen değerli büyüklerimiz var. Evet, hocamın elinde bir fotoğraf var. Buna benzer bir fotoğraf benim de var. Benim de İstiklal İlkokulu'nda 5. sınıf öğrencisiyken böyle sınıfla, sınıf arkadaşımla, öğretmenlerle birlikte geldiğim zeytin ağaçlarının altında piknik yaptığımız bu fotoğraf şu anda benim de albümümde var. Umuyorum ki sizlerin de hepimizin var. Umuyorum ki bizim de çocuklarımızın albümlerinde böyle fotoğraflar yer alır. Bu amaçla, bu gayeyle böyle bir çalışmaya başladık. Hayırlı uğurlu olmasını ve başarılı olmasını temenni ediyorum hocam. Çok teşekkürler. Belediye Başkanım, çok kıymetli hocamız, kıymetli misafirler. Bu gerçekten Sinopluları heyecanlandıran, herkesi eski günlere götüren bir proje başlangıcı. Zeytin çok yüzyıllardır Sinop için çok değerli, hem zeytin hem zeytinyağı çok kıymetli bir ürün. Ben de Aydınlı birisi olarak, zeytin tarımıyla uğraşan birisi olarak bunun önemini, değerini gerçekten bilen birisi. Şu an aktif olarak da zeytincilik yapıyoruz Aydın'da. O yüzden bizi de çok heyecanlandıran bir proje. Biz de valiliğimiz olarak, İl Tarım Müdürlüğümüz ve diğer ilgili kuruluşlarımızla birlikte her aşamada hem derneğimize hem belediyemize katkı vereceğimizi özellikle belirtmek istiyoruz. Bunun tekrar canlandırılması, zeytinciliğin, zeytinyağının da üretiminin ekonomimize katkısının farkındayız, yapacağı katkının farkındayız. O yüzden bu konuda biz de devlet kuruluşlarımızla birlikte, tamamıyla ilgili kuruluşlarımızla bu projenin her zaman yanında olacağımızı belirtmek istiyorum. Mutlu kıldı. Zaten her şey Sinop için diyorum. Ben bunca yıl hizmet verdim ama şimdi Sinop'a hizmet etmekten ayrıca gurur duyuyorum. Ben tabii akademik yönden biraz bilgi veriyorum. Arkadaşlarımın az önce Sinop zeytini hakkında söylediklerine aynen katılıyorum. Fakat bunun tarihi geçmişine baktığımız zaman İyonlular dönemine kadar gittiğini, oralardan Sinop'a Sinop zeytini, zeytinyağını ve şarapları da meşhurmuş buranın. Onların ticareti yapılırmış. Ve o tarihlerden beri Sinop çok ünlü. Fakat her geçen yıl, yaklaştığımız günümüze yakın tarihlerde bu özelliklerini kaybetmiş. Ne yazık ki işte burada gördüğünüz gibi az önce arkadaşlarımızın resimlerde de gösterdiği ya da sözle ifade ettiği bu güzel alan ne yazık ki binalarla kapatılmış. Bugün sembolik olarak 15 herhalde 15-20 kadar bir fidan dikilecek. Planlanan peki? Planlanan. İyi, yerinde bir soruydu. Ben de az önce bana ne kadar arazi tahsis edeceksiniz diye her iki büyüğümüze de kurum olarak sordum. Elimizden geleni yapacağız size. Hatta ben sadece burayla ilgili değil, gerçekten
Yaşar Hanım'ın da ifade ettiği gibi çok büyük geri dönüşümler olmuş sanatçılardan olsun. Ben o konuyu değil, kendi bildiğim grubu. İstanbul'da Büyükçekmece'de Hosseda grubumuz, hem sanat müziği hem halk müziği hem tiyatro grubumuzdaki o arkadaşlarımızın o kadar geri dönüşleri var ki her türlü desteği vereceğiz. Belki seneye dikim için onları getiririm ama az önce kendileriyle sohbet ederken o gelen arkadaşlarımız acaba nereye dikecekler, bunun için katkıda bulur söz aldım. İnşallah iyi bir yerdir çünkü artık bu hepimizin sorunu gibi. Evet. Eğer bunu başarırsak, bu bizim başarımız. Bütün amacım coğrafi işaret kazandırmak bu markaya. Ve bunun için de ilk adımları attık. Zaten akademik çalışmalarım yeterli olacak bunlara. Bu şekilde o işareti almak mümkün. Az önce arkadaşlarımla sohbet ederken 14-16 Kasım'da İstanbul'da yapılacak uluslararası bir kongrede Sinop'ta zeytin ve zeytinyağı kültürü başlıklı bir makalemiz sözlü olarak kabul edildi. Orada da akademik ortamda uluslararası bir kongre onlara tanıtmaya çalışacağım. Sinop'ta artık zeytinliği de anılacak yani. Evet, evet. Haziran'da iletişimi sağlayan Yaşar Hanım'ın da herhalde söyleyeceği birkaç söz vardır. Evet, çok kısa bir şey söyleyeyim. Dernek olarak biz Bilim Kültür Eğitim Derneği olarak yerel kaynakların kullanılması, doğal yapının korunması, geleneksel değerlerimizin de yaşatılması ya da korunması, güncellenmesi adına çok şeyler yaptık bugüne kadar. 10. yılımız. Hocamız bizim yaptığı eserler, bıraktığı eserler, çevirileri uluslararası alanda başarılarını gördük. 2016 yılında 4. Halk Bilim Ödülleri dalında uluslararası kategoride Halk Bilim Ödülü'ne layık görüldü hocam. Tanışmamız o vesileyle oldu. Eserleri çok değerli. Dünyada 8 nüshası bulunan Doktor Mukbil'in Göz Nuru adlı eserine ödül vermiştik. Ve bir de Sinop'un Sıhhi Coğrafyası. Evet, Sıhhi İçtimai Coğrafyası. İçtimai Coğrafyası kitabı. Çok değerli eserler. O vesileyle tanıştık. Daha sonra haberleşmeyi, irtibatı kesmedik. Bu çalışmalarla ilgili Sinop'taki nabzı yokladık. O bize bilgiler verdi. Sonra Betül Hanım, doçent, evet. Doktor Betül Hanım, onu da anmadan geçmeyelim. Zeytincilik konusunda çok vakıf alana kendisi. Beraber geldiler. Dernekte bir toplantı yaptık 21 Ağustos'ta. Bu toplantıdan sonra ağ kuruldu. Sonra belediye çok güzel bir şekilde girdi. Yani belediyenin buradaki desteği inkar edilmez. Çok güzel. Hem yer tespit vermesi açısından hem de daha sonraki zeytin dikimi için de destek veriyor. Sayın Vali Yardımcımızın katılması da gurur verdi. Çok sevindik bu olaya. Bundan sonra bilimsel tabanlı çalışmaların çok önemli olduğunu vurguluyoruz dernek olarak. Bilimsel tabanlı. Hiç sapmaz, oynamaz, nettir. O nedenle ekibin böyle buluşması güzel oldu, sonuç aldık. Devamı da gelecek çünkü planlanan şu, Betül Hanım, doçent doktor Betül Hanım, zeytinlerin aşılanması için konusunda, bu konuda gerçekten ekiple gelecek çok, sanıyorum. Evet, ekiple gelecek. Tamamen zeytin aşısı yapan elemanlarla gelecek diye. Profesyonellerle yani, evet. Gelecek. Şimdi Betül Hanım da Teknik Üniversite öğretim üyesi, fakat bu konuları çocukluğundan beri ele alan. Buraya geldik, bütün bu zeytinliği gezdik. Buraya ait 3 zeytin vardı. Tarihsel bilgilerden öğrendik. 3 zeytini de buldum. Orijinallerini bulduk. Nerede olduklarını çok iyi biliyorum. Şimdi geldiğinde daha çok yaşlı ağaçlara, tabii geriye ne kadar eskiye gidersek o kadar doğru adım atmış olacağız. Ben ilk adımı atıyorum. Arkadaşım bu zannediyorum dikim zamanı ya da aşılanma zamanı, o gelecek. O da kendi üzerine düşeni yapacak. Biz el birliği yaparak akademik çalışmalar içerisinde hem burada sahada hem de kongrelerde bunu el birliğiyle yürüteceğiz. Ağaçlandırma yapmak isteyen vatandaşlara da destekte bulunacak sanırım. Zaten sizler aracılığıyla da artık bu benim arkadaşımın ve diğer kardeşlerimin şeyi değil, Sinoplulların şey göstermesi, ilgi göstermesi,
yardımlaşması bunlarla büyüyecek. Herkes bahçesine birer zeytin. Evimize, bahçemize, sokağa slogan buydu. Dikelim Betül Hanım'ın aşılama grubu. Oraları bizim özellikle bilecek. Mail adresimize telefonunu şu kadar zeytin diktim bildirecek. Betül Hanım geldiğinde o zeytin fidanları da aşılama yapılacak. Evlere program kadar. Proje bu şekilde. Ben bir katkıda bulunabilirim. Benim bahçemde babam dikmiş, çok eski bir zeytin ağacımız var ama bizim çocukluğumuzda topluyordu annem, salamura yapıyordu. Zaten zeytin de o yüzden bu tarafta herhalde şey. Diğer tarafta soğuk yok. Olma. Zeytin bu da günaydın. Günaydın. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini.